Bu arada eski kola da. Merhaba, hoş geldiniz. Geçen bizim başkanın yanına geçtik. Sonra bir yardımcı. Gel oğlum. Abi yaşla. Ne var yani biraz. Alparslan, sana yer ayıracağım diyordun. Kim? Alparslan. Alparslan gel. Efendim başkanım. Bugün de çiftçi ekmeği yiyecek. Şeker azap. Tevfik Muhtar'dan bize gelirse. Bir de yerinde küçük ya. Niye sazanla vuruyorsun bu adamlar? Doğru mu? Ne hani gelmiyor mu? Aşkım, ha, Cihan abimle karşılaş. Dedikine niye yüzümü? Evet, çok değerli Yeni Ticaret Borsamızın üyeleri, oda başkanlarımız, muhtarlarımız, değerli iş adamlarımız şöyle baktığımız zaman ve çok değerli misafirler, Yeni Ticaret Borsası tarafından bugün gerçekleşen soya fasulyesi ARGE tanıtım toplantısına hepiniz efendim hoş geldiniz diyoruz. Evet, programı ilk olarak
bizi bilgilendirmesi için önemli tabii ki. Hem çalışkan, hem başarılı, kendisi ve yönetimi elimizi en güzel şekilde temsil ediyorlar. Türkiye'deki gerçekten sayılı borsalar arasında öndeyiz. Ereğli Ticaret Borsası Başkanı Sayın Zekeriya Ünlü'yü alkışlarla bugün davet ediyorum. Sayın Ereğli Üniversitemizin hocamız, Ziraat Oda Başkanı, Pancar Ekiciler Kooperatifi'nin başkanı, sayın değerli üyelerimiz, sayın değerli muhtarlarım, değerli ziraat mühendislerim, değerli arkadaşlar, değerli hanımefendiler, beyefendiler, değerli basınımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, burada bugünkü toplantımızın amacı ticaret borsamızın öncülüğünde yapılan soya fasulyesi denemesinde ticaret borsamızda ziraatı şöyle söyleyelim, ziraat mühendisimiz Çelife Hanım'ın çalışmalarıyla soya fasulyesini denemekteyiz ve bunun bilgilerini Şerife Hanım burada sizlere tanıtımını yapacak ve hangi soya fasulyesinin burada Ereğli'de üretileceğini bize bilgilendirecek ve ticaret borsamız bugün de de ahalinde de hizmetlerine devamlı hazır yani. Şöyle, ticaret borsası Türkiye'de 113 borsamız içerisinde biz yönetime geldiğimizden bugüne kadar 113 borsada 79. sıradayken 33. sıraya geldik. Yani ticaret borsamız Türkiye'de ön saflarda yer alıyor şu anda. Çok güzel bir yerde. Burada daha çok konuşmayacağım. Bu kadarını bilgi verdiğim zaten hayvan pazarımızdı, toplu kutsallığı hastanemizdi ve bu arada devlet hastanemize almış olduğumuz ambulansla, ziraat odamızla beraber birlikte köylere kantar yaptık. Ve bugünden sonra da yine kantar yapmaya devam edeceğiz. Ziraat Oda Başkanım da burada. Sizlerle gurur duyuyorum. Bizleri desteklediğiniz için, bizlerin yanınızda olduğunuz için, benim yönetimim, meclisim ve üyelerim bizleri destekleyerek bu yere destekleriyle geldik. Kuşlar bile tek uçamaz, alayla uçar. Sizlere burada zahmet edip geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sözü Şerif Hanım'a veriyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, biz de Sayın Başkanımıza, yönetimine bu başarılı çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, bizler de basın olarak takip ediyoruz. Şimdi de soya fasulyesi AK tanıtımı için Ziraat Mühendisi Şerife Erkol'a ben mikrofonu takip ediyorum. Buyurun efendim. Değerli misafirlerimiz, üyelerimiz, yönetim kurulu meclisimiz, STK başkanlarım, meslektaşlarım, ailem, diğer zahmet edip gelen bütün misafirlerimiz hoş geldiniz. Bugün size 3 yıldır çalışmasını yaptığım soya fasulyesinin tanıtımını yapacağım. Çalışmalarımın sonuçlarını paylaşacağım. Hep birlikte başlayalım. Soyanın tarihçesiyle başlayalım. Ana vatan Çin ve Kore gibi uzakta o ülkeler olan soya bitkisi 1000 yıl öncesine kadar uzanan tarihe geçmişiyle o bölgede yaşayan insandan en önemli geçim kaynağı haline gelmiştir. 120-130 yıl öncesine kadar soyayla tanışan geçmiş batılı ülkeler soya sanayisini kullanarak soyanın birçok gıda maddesine dönüştürülmesine katkıda sağlamışlardır. Soya bitkisi ülkemize ilk kez 1930'lu yıllarda gelip Karadeniz bölgesinde uzun yıllarca yetiştiriciliği yapılmıştır. Ağırlıklı olarak şu anda Çukurova bölgemizde üretimi yapılmaktadır.
Türkiye'nin %80-85 üretimini karşı var. Dünya soy üretimindeki en büyük payı %50 oranında ABD, Çin, Brezilya ve Arjantin izlemektedir. Soy morfolojik özelliklerine bakacak olursak, yaprak üçlü bileşik yaprak şeklindedir. Kök kası köklü, köke bağlı saçak kökler bulunur. Çiçekler bayraklık şeklinde olup çeşitlere göre mor ve beyaz olabilir. Baklalar aşağı doğru gelişir, tüylü bir yapısı vardır. İklim ve toprak istekleri böyle farklı iklim bölgelerine adapte olmuştur. Çeşitlerinin fazla olması nedeniyle birçok alanda yetiştirilmektedir. Mayıs, Eylül ayları ortalama günlük sıcaklık 20 santim olduğu yerlerde uygun şekilde yetişir. 18'in altındaki ve 40 derecenin üstündeki sıcaklıklarda olumsuz yönde etkilenir. Yetişme dönemi boyunca 550-600 mm suya ihtiyaç duyar. Düşük toprak ısısı soyanın çiftlenmesine olumsuz etki sağlar. Bu yüzden toprak sıcaklığı 10 santigratı bulduğunda Nisan ayı sonlarında ya da Mayıs ortasında ekim yapılmalıdır. Toprak isteği, kumlu, kirli ve kumlu toprakları sever. Asitik ortamlardan hoşlanmaz. Tuz soyanın gelişimine olumsuz yönde etki eder. Çünkü köklerinde bulunan rizobiyum soyanın bakterileri havanın serbest azotunu bağladığı için bunlar da nötr ortamları severler. Bakterilerin olumsuz etkilenmemesi için toprak ve çorap olmamalıdır. Genel olarak da mısırın yetiştiği iklim şartlarında kolaylıkla yetişebilir. Tohumlarında bulunan %40-45 oranındaki protein, %20-25 oranındaki yağ nedeniyle dünyayı besleyen 5-6 önemli bitkisel üründen birisidir. Bu sebeple endüstriye girişi çok kolay olmuştur ve işlenebilirliği kolaydır. Gelişmiş ülke piyasalarında soyanın sütü, unu, yağı, sabunu, sosu, daha fazla buraya koyamadığım birçok şeye dönüşümü mümkündür. Bütün bunların yanında toprağa sağladığı faydalar da az önce bahsettiğim gibi köklerinde bulunan bakterilerin oluşturduğu modüller sayesinde havanın serbest azotunu toprağa bağlar ve bu şekilde gübre tasarrufu sağlar. Fiziksel özelliğini iyileştirir, acil bir yem bitkisidir, iyi bir yeşil gübreleme bitkisidir. Hepsitleri, soyada kullanılan hepsitler bir sonraki bitkiye kalıntı bırakmazlar. Diğer bitkilerde zor olan bazı yabancı otları yok edebilirler. Toprak serbest azotunu bağlarlar, daha önce söyledim. Organik maddesini artırır. Hayvan beslenmesinde, yani benim değinmek istediğim en önemli nokta burası zaten. Hayvan beslenmesinde olmazsa olmaz, kanatlı da, ruminant da, balık, at, yani bütün hayvan çeşitlerinde kullanılır. Mutlaka kullanması gerekir. Yararlanabilirlik oranı fazladır. İçerisindeki protein, diğer şeyler rekabet edemeyecek derecede fazladır. Bunların yerine kullanılan farklı protein kaynaklarımız var. Onlara bakalım öncelikle. Mesela ayçiçeği küspesi. Kabuklusunda %15 protein, kabuklusunda %40 protein bulundurur. Kabuk küspesinde %26-%28 protein vardır. Soya'ya geldiğimizde ise soya küspesinde %45 protein vardır. Küspesi dediğimiz yağ alındıktan sonra kalan posasıdır. Yağ ile olan kısmında %40 protein vardır. Alındıktan sonra %45'e çıkar. %8 oranında yağ vardır. Sindirilebilirliği güzeldir. Diğer besin kaynaklarına göre bir oranı azdır. Yani orada bir artısı var ayrıca. Şimdi bizim bölgemizde bu Ar-Ge çalışmasını yapmamız sebebi Türkiye'de hayvancılık sektörünün gelişmiş olmasına rağmen, hayvan sayısının fazla olmasına rağmen verimin ve hayvansal üretimin geride kalmış olması, bizim dışarıya çok bağlı olmamız, soya ithalatının fazla olması sebebiyle bölgemize yaptığım araştırmalar doğrultusunda bu çalışmayı yapmaya karar verdim. Çalışmamın amacı Konya ereğiyle iklim koşullarında yapıldığında soya fasulyesinin adaptasyon yeteneğini belirlemekti. Bu çalışmalarda ilk olarak yapmamız gereken verimden önce adaptasyon yeteneğidir. Daha önce bölgeye girmemiş, yetiştiriciliği yapılmayan bir ürünün öncelikle adaptasyon yeteneğinin tespit edilmesi gerekir.
Deneme yerimi iki lokasyonlu yaptım. Ereğli, Bahçeli Köy ve Akören Mahallesi'nde, Karapınar Akören Mahallesi'nde. 3 yıl sürdü çalışma. Çalışmaya başlarken tabii büyük alanlarda yapmadık, küçük parseller halinde yaptık. Bu parsellere ekim yapabilmek için orantılı bir şekilde tartım yaptık. Her parsel için 4'er sıra ve her sıra 5 metre uzunluğunda olduğunda 25 gram tohum kullandım. Sıra arası ve sıra üzeri mesafelerini ayarlayarak onların ekimlerini yaptırdım şu şekilde. Biz ekimimizi 16 Mayıs'ta yaptık. Daha önceki ekimlerimiz de o aralardaydı. Yani toprak sıcaklığı 10 santigratı geçtikten sonra bizim bölgemizde biraz daha erken yapılıyor mısır ekimleri vesaire. Ama biz yapmak istemedik deneme olduğu için 16 Mayıs'a kadar bekledik. Bu şekilde deneme alanımızda parsellere böldük deneme alanımızı. Hepsi 50 ekim yapıldı. Ekim derinliği 3-5 santim, parsellerin arası 70 santim, diğer sıra araları 45 santim. Yani çapa makinalarına uygun bir ekim sıklığı var aslında. Ekiminde de biz burada elle yaptık ama normalde kombine mizerlerle yapılabilir. Yani ekstradan bir tarım makinesinin girmesi gereken bir ürün değil bölgemizde. Gübrelemede taban gübreyi kullandık. 14-15 kilogram. Zaten bu bitkinin üst gübrelemesinde çok az azota ihtiyaç vardı. Yani yetişme dönemi boyunca azotun kendi sağladığı için ekstra bir azotlu gübreye gerek duymuyor. Bakteri aşılaması yaptığımız zaman 6 kilogram, bakteri aşılaması yapmadığımız zaman 10 kilograma kadar azotlu gübre kullanmamız yeterli oluyor. Bitkinin gelişim dönemlerine göre istekleri yani fiziksel olarak görünüyor zaten. Mikro besin elementlerini ona göre veriyoruz. Eksikliği, bor eksikliği, demir, çinko. O şekilde eksiklik durumlarına göre mikro element uygulaması yaptık yaprakta. Bakım işlemlerinde çapalama ve sulama. Zaten kendisi bir çapa bitkisi. Biz 2 defa yaptık. Yetişme dönemi boyunca 2 defa çapa yapıldı. Sulama dönemleri önemli. Damlama sulama kullandık. Yağmurlamayı da denedik ama yağmurlamada çiçeklenme döneminde havaların dengesiz olduğu zamanlarda yağmurlama çiçek attırdı. Yani gece gündüz sıcaklık farkının çok olduğu zamanlarda çiçek dökümü oldu. O yüzden damlama sulamayı daha verimli bulduk. Çiçeklenmeden önce bakla oluşum döneminde daha sonra tane doldurma döneminde olmak üzere 3 defa sulama yaptık. Yani normal mısıra yaptığımızdan daha az sulama aslına bakarsanız. Sudan da bir tasarruf var. Vejetasyon dönemleri bu şekilde. Çıkışlarımız geç kalmıyor. Yani 1 hafta, 10 gün. Yani havaların durumuna göre en fazla 2 hafta sürüyor. Çıkışta toprak yapısı önemli. Üzerine herhangi bir kesek veya bir bitki kökü denk gelmediği sürece çıkışta sıkıntı yaşamıyor. Bunlar çıkıştan görüntüler. Şurada İlk ekimde biraz sıkı ekim yaptık her ihtimale karşı. Daha sonra seyretme işleminde bulunduk. Burası deneme alanımız. Büyüme ve gelişme döneminde. Burada henüz çiçek açmamıştı. Denemenin uzaktan görüntüsü. Zaten şu alanlarda gördüğümüz yerler boş. Buradaki çeşitler hep çıkış yapmadı. Veya çıkanlar da adaptasyon sağlayamadığı için kurudu. Yönetmenimizle birlikte ziyarette bulunmuştuk. Yani boylanmasını görebiliyorsunuz. Hasat zamanına kadar bu biraz daha boylandı. Yani iştahı belli zaten görebiliyorsunuz. Çiçeklenme dönemi. Anlattığım gibi çiçekler sağlıklı şekilde yaprak koltuklarından çıkıyor. Renkleri beyaz ve mor olabiliyor. Çiçeklenme döneminde gece gündüz sıcaklık farkı çok önemli. Bakla oluşumu. Tane doldurma. Bu dönemde suya ihtiyacı var. Sulamadan
doldurma tam olmaz. Hasat olgunluğuna geldik. Hasat olgunluğuna geldiğimizde dikkat etmemiz gereken en önemli şey, yani bizim agronomik ölçümleri yapmadan önce fiziksel olarak arazide gözlemlememiz gereken şey, çeşitlerin erken olgunlaşıp bakla çatlama ve tane dökmemesine dikkat etmemiz lazım. Eğer bunlar varsa zaten onları ölçüme almadım. Toplamda 24 tane çeşitle çalıştım 3 yıl boyunca. Onların analizlerini hiç yapmadım. Çünkü bölgemizde havalar kuru, nemli değil. Dönem dönem bazı şeyler oldu. Onlar dışında yani bu çatlama ve bakla dökme olaylarından, tane dökme olaylarından kalanları ölçümlerini yaptım. Burada tarımsal değerlerin ölçülmesi. Her parselde 10'ar tane bitki topladım. Benim her çeşitim, genotipim, üçer ayrı parselde tesadüf blokları şeklinde denendi. Yani herhangi bir sorun oluştuğunda çeşitten mi kaynaklı, yoksa parselden mi kaynaklı olduğunu anlayabilmek için ayrı üç yerde aynı çeşidi denemiş oldum. Burada incelediğim kriterler dallama sayısı, bakla sayısı, tane sayısı ve ilk bakla yüksekliğidir. İlk bakla yüksekliğini ölçmemizin sebebi, bitkimizin hasatı biçer döverle yapılıyor. Bitkimizin hasatı biçer döverle yapıldığı için biçerin altında, tablanın altında kalmaması gerekiyor. Belli bir ilk yükseklikte olması gerekiyor. O yüzden önemli bir kriterdi. Daha sonra ölçümlerini yaptığımız bitkilerin batmaları ayrılıp kurutulduktan sonra harmanlandı bu şekilde. Tohumlarımız her bitki için ayrı ayrı ölçüm yapıldı. Üç tekerrürlü olacak şekilde hepsinin protein ve yağ tayini. Borsamızda laboratuvarda bulunan informatik 9500 analiz cihazıyla yapıldı. Burada kullandığım çeşitler Çetin Bey, Sarı Gelin, Altın Son, Koca Türk, Ataen, Umut 2002, Cinsoy, Asya, Bravo, Arısoy, Lider, Planet, Safir, Adel, Adasoy, ANP 2018, Sonya. Diğer tarafta gördüklerinizde tescili yapılmamış tescili aday hadlardır. Onlar üzerinde de çalışma yaptım. Bütün bu çeşitlerin hepsini bölgelerden topladım. Çukurova, Akdeniz, Ege, İç Anadolu, Karadeniz hepsinden çeşitlerimiz var. Hangisinin daha uygun olup olmadığını anlamak için yani bölgeleri de şey yapmamız gerekiyordu. İçinde bulundurmamız gerekiyordu. Sonuç olarak bu yaptığımız analiz tablosu. Geriye elimizde kalan çeşitlerimiz bunlar. Yani 24 tane çeşit var. Ama bunlardan sadece 7 tanesinin analizini yapabildik. Dediğim gibi fiziksel gözlemlerle elediklerimiz, seleksiyonla elediklerimiz. Onun dışında mesela yatık gelişenler, olum durumu, erkenci diye denemeye alıp da biraz geççi olan çeşitlerimizi eledik. Çünkü bizim burada ana ürün koşullarında yapmamız gerekiyor. İkinci ürün olarak yetişmiyor. Bunlar varyans analizlerimiz, yani istatistiksel olarak hangisinin ne derece verimli olduğunu gösteren tablomuz, daha açıklayıcı olsun diye size grafiklerle sunmak istedim. İlk bakla yüksekliğinde ilk sırada altın soy var. Bitki ilk bakla yüksekliğinde 17.93. Yani topraktan sonra oluşan bakla oluşturmaya başladığı mesafe 17 santim. Diğerleri de çok aşağıda değil zaten. Hani zayiat oluşturacak derecede değil ama içlerinden en iyisi buydu. Diğerleri de 13.10, 18, 14, 17 o şekilde. Bitki boyuna geldiğimizde aynı şekilde yani hepsinin boyu da birbirine yakın. Bunları sılajlık olarak da kullanabiliriz. Çeşitlerimiz yani çok kısa boylu değil. Sılajlık olarak da kullanılabilen çeşitler. Dallanma sayısı, bu bir baklagil bitkisi olduğu için ekim sıklığı ne kadar artarsa dallanma sayısı da o kadar artıyor. Yani dallanma sayısı artıyor ama ekim sıklığı arası çok fazla olduğu zaman da dallanma ve bakla oluşumu toprağın hemen üstünden başlıyor. O da biraz sıkıntı oluyor. O yüzden ekim sıklığına dikkat etmemiz gerekir. Bakla sayılarımız bu şekilde. Yani baklada ortalama 3 tane oluşur. Yani 2, 3, 4 ama benim çeşitlerimin hepsinde 3 tane oluşumu gözlemlendi. Ortalama olarak bunların
Farklı oluşumları 117, 111, 90, 94, 105, 145, 115 ve 125 aralığında. Yani hepsi de bir verim verebilecek, yani ortalama verimlerin üstünde olan bakla sayıları. Proteine geldiğimizde zaten bizim bölgemizde kuru olması sebebiyle iklimle alakalı protein oranlarında bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bu diğer ürünlerde de geçerli. Protein oranları çoğu birbirine yakın. 38-40 aralığında. Yağ oranlarımız da aynı şekilde 20-22. Tabii bunların yağ olduğu durumu bu. Yağ alındıktan sonraki protein yapıları farklılaşıyor, daha fazla oluyor. Sunumum bu kadardı. Toparlayalım. Yani sonuç olarak bizim bölgemizde ekimi yapılacak olan çeşitlerimizin isimleri Altın Sor, Arı Sor, Asya, Ataer, Çetin Bey, Koca Türk, Lider ve Sarı Gelin. Sarı Gelin ve Altın Soy Konya Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü'nün bir çeşidi. Ayrıca Çetin Bey de öyle. Çetin Bey üniversitemizin öğretim üyelerinden olan hocamız, kendisi de burada. Çeşidin ismini veren kişi. Bunlardan üretimde olanlar var, olmayanlar var. Yani çiftçiye dağıtılabilecek tohumlarımız dışında dağıtılamayanlar da var. O yüzden hani ilk etapta ekimi yapmak isteyen çiftçilerimiz bana ulaşırlarsa ekstra bir, yani bu bir özetti, bu bir tanıtım amaçlıydı. Daha sonra çiftçilerimize bir eğitim düzenlerim. Yani 3 kişi de olsa, 5 kişi de olsa. Ayrıca tohum temini konusunda yardımcı olurum. Borsamıza başvurabilirler. Hepsini beklerim. Bu şekilde bana bu çalışmada destek olan yönetim kurulu başkanım Zekeriya Ünlü'ye, yönetim kurulu üyelerimize, meclisimize, aileme, meslektaşlarıma, herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sorunuz varsa alabilirim veya konu hakkında konuşmak isteyen, görüşte bulunmak isteyen meslektaşlarım. Tamam, teşekkürler.